Türkiye şehitlerini ağladı. Adıyaman'da polis aracına yapılan silahlı saldırıda ağır yaralanan Taha Uluçay şehit oldu. Hakkari'de şehit edilen Metin Yıldız da Adana'da toprağa verildi. Kendisine giydirilen şerefli polis üniformasının sonuna kadar hakkını verdi. Ateş bir kez daha düştüğü yeri yaktı. Adıyaman'daki saldırıda ağır yaralı polis memuru Taha Uluçay şehit oldu. Teröre lanet yağdı. Terör örgütü PKK, Adıyaman Sincik'te devriye görevi yapan polis aracına uzun namlulu silahlarla ateş açmış, Taha Uluçay ağır yaralanmıştı. Polis memurunun yaşam savaşı ikinci gününde son buldu. 31 yaşındaki Uluçay şehit oldu. Adıyamanlılar valilikte düzenlenen törenle şehitlerini gözyaşları içinde uğurladı. Dedim ki ayağının altını öpeyim. 4 yıllık polis memuru ardında eşi Sümeyra Uluçay'ı ve 1,5 yaşındaki oğlunu bıraktı. Abi yeri gel. Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper teröre geçit verilmeyeceğini söyledi. Siz kimi kudana gireceksiniz? Siz kimi kudana oturacaksınız? Bu Adıyamanlı bunun hesabını soracak. Bu askerlerimiz, bu polislerimiz, bu jandarma harekatımız, polis harekatımız bunun hesabını soracak. Şehit polisin cenazesi memleketi Kayseri'ye gönderildi. Adana'daysa Yıldız ailesi 2 ay sonra damatlıkla görmeyi hayal ettikleri evlatlarının Türk bayrağına örtülü tabutuna sarıldı. (Gülüyor) 27 yaşındaki piyade sözleşmeli Ermetin Yıldız, pençe harekatıyla koordineli olarak sürdürülen operasyonda görevliydi. Bölücü terör örgütünce yapılan taciz atışı sonucu Hakkari Çukurca'da çıkan çatışmada şehit oldu. Memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi, nişanlısı, silah arkadaşları, tüm sevenleri Yıldız'ı uğurlamak için Sabancı Merkez Camii'ndeydi. Şehidin annesini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıyeroğlu teselli etti. Yıldız, Bozcalar Mahallesi mezarlığına götürüldü. Yıldız'ın kanı yerde bırakılmadı. Silah arkadaşları Yıldız'ı şehit eden 4 teröristi etkisiz hale getirdi.